Evet, 30 Mart seçimlerinde milletimiz sandığa gitti ve iradesini ortaya koydu. Biz AK Parti olarak millet iradesini merkeze almış, millet iradesiyle yolculuk yapan, milletin iradesinden başka hiçbir güç tanımayan bir siyasi hareketiz. Demokrasi de zaten budur. Milletimiz de tercihini ortaya koydu sandığa giderek. 31 Mart seçimleri ülkemiz için, şehirlerimiz için hayırlı olsun. Ve bu sonuçlarla birlikte kesinleştikten sonra göreve başlayacak olan tüm belediye başkanlarına, tüm belediye meclis üyelerine, muhtarlara, tüm seçilenlere başarılar diliyorum. Türkiye çok güçlü bir seçim tecrübesi olan bir ülkedir. Demokrasi güçlü bir ülkedir ve seçim tecrübesiyle birlikte büyük bir olgunlukla seçimleri gerçekleştirmiştir. Şu anda her seçimden sonra olduğu gibi seçim sonrasında vaki olan itirazlar gerçekleştirilmektedir. Elbette seçimlere yönelik itirazlar her partilerce yapılmaktadır. Bu anayasal ve yasal bir haktır. Siyasi partiler itirazlarının ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına ve nihai olarak yüksek seçim kurullarına yapabilmektedirler. Türkiye'de bu itiraz yolları açıktır. Kim bir usulsüzlük, kim bu konuda eksik, hatalı işlem olduğunu tespit ederse bunu itiraz yoluyla ileri sürebilmekte ve bunlar değerlendirilerek tespit edilmekte ve sonuca bağlanmaktadır. Tüm ilgililerin ve siyasi partilerin bu sürece saygılı olması gerekmektedir. Türkiye bir seçim mevzuatını anayasaya göre de yüksek seçim kurulu yönetiminde gerçekleştirmektedir. Yüksek Seçim Kurulu da nihai kararı verecektir.